konunun bugünkü tartışmalarımız devletimizin 1000 yıllık egemenliği, yüksek kültür ve medeniyeti açısından dil ve millet birliği ne demektir? Ve tarihimizden en eski devirlerden itibaren dil devlet ilişkisi nasıl yürüyüp gelmiştir? Kendi hukukumuz, inançlarımız ve uluslararası hukuk açısından dil ne ifade ediyor? Egemenlik içinde, milletin birliği içinde ne ifade ediyor? Ona zaman müsaadesi ölçüsünde temas etmeye çalışacağım. Biliyorsunuz bu uluslararası hukuk konusu milliyetçi camia tarafından, milliyetçi düşünürler tarafından en az müracaat edilen bir kaynaktır. Halbuki Türkiye dahil belli gelişmişlik seviyesine ulaşmış bütün devletler gerek Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında, gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi şemsiyesi altında, gerek Avrupa Konseyi ve Akit şemsiyesi altında pek çok sözleşme imzalanmıştır. Ve bugünkü dünya düzeni bu sözleşmelerdeki esaslara göre yürütülmektedir. Ve Türkiye'de bu sözleşmeleri imzalamakla hukuk hiyerarşisi bakımından anayasamızın da üstünde geçerli olan bu metinleri, bu ilkeleri kabul etmiş durumdadır. Tartışmalarda milliyetçi camianın bu uluslararası kaynaklara müracaat etmeyişini ben bir noksanlık olarak görüyorum müsaadenizle. Çünkü ilk işlerimizle ilgili veya kendi ülkemizin dahilindeki ihtilafları tartışırken bir çözüme çoğu zaman ulaşmak mümkün olmuyor. O zaman bizim devletimizin, ülkemizin dahil olduğu uluslararası hukuk ne diyor? Dünya düzenini sağlayan bu kurallar bizim iddialarımız açısından ne ifade ediyor? Bunları çok net açığa koymamız lazım. Ama ben sonunda söyleyeceğim, şimdi söyleyeyim ki bu uluslararası sözleşmeler Türk milliyetçilerinin, Türk milletinin egemenliğini, milletin birliğini, vatanın bütünlüğünü ve yüksek kültür ve medeniyetimizin yaşatılmasını savunanlar %100 haklıdır. Uluslararası hukuk bakımından. %99 demiyorum. %100 haklıdır. Ama bugünkü siyasi iktidar ve onunla beraber olan o küresel liberaller, kendisine bir takım cemaat sıfatı takanlar bu konuda %100 haksızdır. Sonunda buraya geleceğiz. Şimdi ben bunun neden böyle olduğunu sizlere ifade etmeye çalışacağım. Dil elbette kültür demektir, düşünce demektir, anlaşma aracı demektir. Dolayısıyla bu silsileden hareket edersek eşittir millet demektir. Bundan 2 sene önce Başbakan TRT'nin Kırmanca yayına başladığını ilan ettiği zaman Barzani'nin ağladığını yazdı gazetelerimiz. Ve dedi ki Barzani, bir dil demek bir millet demektir. Benim aşiretimin konuştuğu lehçe Kırmanca. Ama Irak'ta Soranice hakim ve daha şehir dilidir. Onun için resmi dilimiz Soranice olacaktır dedi. Bu kadar bir aşiret reisinin şuur göstermesi karşısında Türkiye'yi yönetenlerin bunun tamamen aksini icra etmeleri ve savunmaları bilgisizlikten kaynaklanamaz. Bu bir projenin, bir ideolojinin Türkiye'ye verilmek istenen yeni rejimin temel taşları arasında yer almaktadır. Bu kanaati taşıyorum. Biraz önce değerli başkanımız dediler ki imtihanda, öğrencilerle ilgili imtihanda hata yapan bürokratları korumayalım, 2-3 bürokratı dedi. Ben farklı düşünüyorum. 2-3 bürokratı korumak için bunu yapmıyorlar. Bir mücadelenin temel taşlarını yerli yerine koymak için yanlışı veya bu tehdit olmuşsa bu tehditini yapıyorlar. Bunu bütünüyle böyle görmezsek, bilgi bürokratı koruma gibi telakki edersek zannederim fazla safiyane davranmış olur.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuranlar biliyorsunuz 1920 Anayasası da, 21 Anayasası da, 24 Anayasası da, 61 ve 82 Anayasası da devletin resmi dilinin, 82 devlet dili diyor, Türkçe olduğunu yazmış. Buna büyük itiraz var. Kim tarafından var? Bölücü PKK ve onun yandaşları tarafından. Diyorlar ki, onlar akıl hocaları yazıyorlar, konuşuyorlar ve diyorlar ki Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları ırkçılık yapmıştır. Bir etnik gruba göre devleti kurmuştur. Ömürlerini inkar etmiştir. Ve Türkçe demek bir etnik grubun dilini devlet dili yapmaktır ve bu büyük, büyük bir haksızlıktır. İşte bundan dolayı asimilasyon, baskı ve ayrımcılık politikası Cumhuriyet tarihi boyunca devam etmiştir. Biz buna isyan ediyoruz. Tabii bunu dinleyen sokaktaki vatandaşımız, temiz, saf vatandaşımız, bu uluslararası meselelerin kökü kökeni nedir? Bölgemiz ve Türkiye'miz üzerindeki Haçlı projelerinin içinde bu konuşmalar ne manaya geliyor? Çözmesi mümkün değil. Çünkü aydınlarımız dahi bunu çözemiyorlar. Pek çok kavram bizim kültürümüze yabancı olduğu için ilim adamlarımız biz dinliyoruz. Kendileri böyle salonlarda, beyin fırtınalarında karşı karşıya gelip tartışıyoruz. Hayret edilecek derecede, inanılmayacak derecede konulara yabancılar, kavramlara yabancılar. Milli devlet nedir, üniter devlet nedir? Bunun ayrımını bilmiyorlar. Hem de kim bilmiyor biliyor musunuz? Konusu siyaset bilimi olan, pek çok kitap olan bir hocamız. Ama bu yaygın bir şey. O bir kişi değil bu. Bahset konu. Çünkü bizim kültürümüz ırkçılığı, ayrımcılığı, etnikçiliği vesaireyi bilmez. Batıdan gelen bu kavramlar bizim varlığımızı yok etmek üzere birer nükleer silah gibi kullanılırken bizim insanlarımız da hocalarımız da bu kavramları bol bol kullanıyorlar. Ama ben inceliyorum ki içi boş. Evet, kavramı kullanıyorlar, sözü kullanıyorlar ama buna yükledikleri manalar her yerde değişiyor. Bir sabit noktada durmuyor. Evet, kültürümüz bunları, medeniyetimiz bunları bilmez ama bugün Türkiye'nin, Türk milletinin varlık yokluk mücadelesinde ilim adamlarında bile böyle bir zaaf görülüyorsa halka hiçbir kusur demeye hakkımız yok. Şimdi vatandaş dinliyor, televizyonlar, büyük kısmı onlara hizmet ediyorlar. Gerek iktidar yanlısı televizyonlar, gerekse onun etki alanına alınmış olan büyük reyting dedikleri, seyirci kitlelerine hitap eden televizyonları da bunlar konuşuyor. Atatürk ırkçı bir anlayışla sadece bir etnik gruba göre devleti kurmuş, ömürlerini inkar etmiş. Onların dillerini yok etmeye çalışmış diyorlar. Bunu dinleyen vatandaş diyor ki, haklı bunu konuşan, böyle konuşanlar diyor. Niye haklı diyorsunuz? Canım ülkemizde Arap kardeşlerimiz var, yaşıyor, kökenleri Arap olan, kökenleri Arnavut olan kardeşlerimiz var, Çerkez olan kardeşlerimiz var, Kürt olan kardeşlerimiz var. Devlet okulanlar bunu niye inkar etmişler acaba diyor. Halbuki burada toplumumuz içerisinde değişik kökenlerden gelen insanlar yok denmiyor. Onun konuşanlar, bu propagandayı yapanlar diyorlar ki egemenliğe ortak etmediniz biz diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti egemen devletine biz ortak olmadık. Türk milleti ortak olduk veya onun sahip olduk. Yani bizim anlayışımıza, tarihten gelen anlayışımıza göre bu topraklarda yaşayan aynı dinin, aynı kültürün, aynı medeniyetin, aynı vatanın, aynı devletin, her şeyi aynı olan büyük mazinin mensuplarının ortak adına Türk milleti dediğini kabul etmedikleri için bunu da çoğu zaman açıkta
tutan söylemedikleri için biz egemenliğe ortak etmediğimiz, bizi egemenliğe ortak etmediğiniz itirazını sanki toplum içinde böyle insanlar yaşamıyormuş demiş gibi anlıyoruz. Artık onlar ortaklıktan bahsediyorlar. Koruncu unsur olmadık biz diyorlar. Bunlarla biz karşılaştığımız zaman peki diyorum, bir şeyin inkar edilmesi için onun var olması lazım. Osmanlı'da var mıydı? Osmanlı'da egemen olan Türk milleti değil mi? Selçuklu'da Türk milleti değil mi? Size bu topraklarda yaşayan herkes de Türk milletinin eşit şerefli evlatlarıdır. Dolayısıyla bu vatanda, bu devlette, bu kültürde, bu tarihte, bu medeniyette, bu inançta bir mesele tabii Müslümanlık, İslam meselesi dolayısıyla sadece bir inanç bahsi söz konusu değil, kültürü yoğuran bir temel müesseseden bahsediyoruz. Onun için de herkes kaynamış, bir bütün olmuş ama esas ırkçılık yapanlar devletimizin kuruluşuna böyle itiraz ediyorlar. Ve bunların bir kısmı Marksist, Leninist, ateist, kültürümüze, dinimize, tarihimize yabancılaşmış, ağızların dışında kalan, Osmanlı'ya büyük saygı duyduğunu söyleyenler, söz sahipleri de böyle söylüyorlar. Bu kabullerden hareket ediyorlar. Onun için diyorlar, efendim, devletin eğitim dili Türkçe'de olacak, Kürtçe'de olacak, diğer bütün mahalli dillerde olacak diyorlar. Sadece Türkçe olamaz. Hatta devletin kimliği Türk olamaz. Türk devleti dediğiniz zaman bir etnik gruba çağrışım yaptırıyorsunuz, onu esas alıyorsunuz, öbürlerini inkar ediyorsunuz. Bizim meselemize bu inkarcılıktan çıkıyor diyorlar. İnkarcılığın temelinde de veya özünde de dil var. Şüphe hiç şüphe yok ki dil var. Bunu birçok Ankara'da yapılan toplantılarda, uzmanlardan teşekkür eden toplantılarda, böyle açık toplantılarda ifade ettiğimiz zaman bir defa da anlaşılmıyor. Çok kolay ama anlaşılmıyor nedense. Osmanlı'da devletin dili Türkçe değil miydi? Selçuklu'da Türkçe değil miydi? Orkun abidelerinde, Göktürklerde, Karahanlılarda Türkçe değil miydi? Hatta Göktürklerde ve Uygurlarda alfabe de Türkçeydi. Karahanlılarla beraber devlet dili Türkçe ama alfabe değişti. 1928'e kadar Arap alfabesinden biz bir Türk alfabesi yaptık. 28'den sonra Latin alfabesinden bir Türk alfabesi yaptık. Ama alfabenin de önemli olan dil meselesi. Osmanlı'da Türkçe değil miydi? İncelememişler. Şimdi artık yaygınlaştı bu, sizler de çok iyi hatırlayacaksınız. 1876'da Osmanlı Kanun-ı Esası diye bir anayasa yaptı. O zaman devletler anayasaları yeni yapıyorlardı. Osmanlı da böyle bir anayasa yaptı. Padişah Sultan Abdülhamit yaptı. Ve Mithat Paşa'nın yaptığı anayasa kendisine verildiği zaman Mithat Paşa'ya karşı da hiçbir itimadı güveni yok. Çok güvendiği devlet kadrolarıyla oturuyor. Ben kaynaklarda gördüm, onu söylüyorum. Kalemi alıyor, her maddesini teker teker okuyor kendisi. Devletin dili yazılmamış oluyor. Mithat Paşa'nın dilinde. Devletin dili resmi dili Türkçe yazıyor. Dikkatinize şunu sunmak istiyorum. Osmanlı'nın bu döneminde yani 1876'da Türkçe bilenler, konuşanlar, Arapça bilenlerden sayacağız. Bırakın gayrimüslimleri. Sadece Arapça bilen konuşanlarla kıyaslasak, Türkçe bilenler sayıca daha az. Ve anayasaya pekala Türkçe ve Arapça diye yazılsaydı, bu çok normal karşılanırdı. Yazılmamış, Türkçe yazılmış. Niye yazılmış? Çünkü devletin sahibi Türk milleti de ondan
devletin sahibi bir millet, devletin bir millet 100 defa bulsa kendi kimliğini devleti de aynı form. Çünkü o devlet o millete ait manasına gelir. Sadece devletin resmi dili Türkçe mi demiş? Hayır. Milletvekili olabilmek için Türkçe okuma yazma bilmek şarttır. Memur olabilmek için Türkçe bilmek şarttır. Arabistan'da da memur var, Sırbistan'da da memur var. Türkçe bilmeyen memur olamaz. Çünkü devlet Türk devleti. Peki mecliste? Mecliste Türkçe konuşulmaz. Türkçenin dışında bir dil konuşulmaz. Şimdi bizim meclisimizde Türkçenin dışında dille konuşuluyor. Anayasamız devletin dili Türkçe dediği halde bu himaye görüyor. Bunun adına demokratikleşme diyor Türkiye'yi idare edenler. Bunun sonunda nasıl bir felakete sürükleneceğimizi anlayamadıklarını ben söylemek istemiyorum bu sözlerimde. Onlar da Türkiye'yi bir yere götürmek istiyorlar. Ünlükler milli devlet yapısından federalleşen bir Türkiye'ye gitmek istiyorlar. Onun yollarından birisi, ana caddelerinden birisi de çok dilliler geçmektir. Peki Osmanlı Anayasası'nda başka ne var? Milletvekili nereden seçilmiş olursa olsun, önce Osmanlı milletvekili denilir. Açın şimdi bizim anayasamızda var, Türkiye milletvekili denilir. Mahkeme kayıtları sicilleri Türkçe tutulur. Hasılı 1924 Anayasası, hani diyorlar ya, Atatürk bir paşa fermanıyla Türkçe diye bir dil icat etti. Türk milleti diye bir millet icat etti. Osmanlı'da bunlar yoktu. 1924 Anayasası, 86 Anayasası'nın birebir kopyası. Eksiği var, fazlası yok. Çünkü o devleti kuranlar tarih şuuruna sahipti. Osmanlı'da doğdular, büyüdüler, yetiştiler, hizmet ettiler. O koca cihan imparatorluğu, cihan devleti cephelerde yangınlarla nasıl yok oldu, o acıları yaşadılar. Bir daha görülmek gibi bir felaket bu milletin başına gelmesin diye temelleri sağlam attı. Sağlam atarken de Osmanlı'nın devamını sağladı. Yani 82 anayasası öyle. Anayasanın bütün maddeleri değişebilir biliyorsunuz. Bir millete aidiyetini gösteren kimliğe dair. Bunlara biz kuruluş esasları diyoruz. Bunlar egemenliği tarif eden, rengini veren esaslar diyoruz. Bunlar değişemez. Bir parti iktidarı tarafından bu değiştirilemez. Eğer değiştirilmeye kalkılıyor da seyirci kalıyorsa bunun farkında olanlar iki dünyada büyük göber altında. Bu kabul edilemez. Din giderse millet de gider, egemenlik de gider. Tarihimizden bu iş böyle gelmiş dedik. Göktürklerde, Uygurlarda, Karahanlılarda, Selçuklarda, Büyük Selçuklu'da yazışma dili olarak bazı dar dönemde Arapça ve Farsça kullanılmış ama sarayın dili Türkçe, ordunun dili Türkçe. Eskiden anayasalar olmadığı için Türkçenin devlet hayatındaki yerini anlamak için sarayı ve ordunun diline bakılıyor. Mısır'da bir devlet kuruldu. Adı Türk Devleti biliyorsunuz 300 sene bütün sürdü. Dili Türkçeydi. Bugünkü Rusya'nın Sibirya'ya kadar kapladığı sahada Altın Orda Devleti vardı. Dili Türkçeydi. Yani tarihimizde kurulmuş ne kadar Türk Devleti varsa hepsinin dili Türkçedir. O halde Türkiye Cumhuriyeti Devleti de nevzuhur bir devlet değildir. Binlerce yıllık bir iddianın, bir medeniyeti, bir insanlığa kurtuluş müjdesi görevini taşıdığı bir büyük ihtişamın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Haklı olarak, meşru olarak dilini Türkçe koymuştur. Tarihimizde böyle. Peki, uluslararası hukukta nedir? Şu hususa bilhassa dikkatinizi çekmek istiyorum. Televizyon tartışmalarında çok iyi niyetli
insanlar çıkıyorlar, karşı görüşlü olanlar, Türkiye'ye bir bölünsün isteyenler, bunu da açıktan beyan edenlere karşı dünyada tek bir devlet var mı diyorlar. Onlar da gösteriyor, 3-4 tane, 5 tane var mı? Bu soru yanlış. Devletlerin kuruluşu içinde bulundukları kendi şartlara göredir. Eğer büyük güçler, yani biz buna konjonktürün icabı olarak kendi çıkarları için bir suni devlet kurmuşlarsa, birkaç milletten meydana gelen, ki bunların nüfusları çok sembolik derecede küçüktür, 3-5 milyon veya 10 milyonu geçmez, bunlar istisnai karakterdedir, emsal alınamaz, örnek gösterilemez. Onun için bu soru yanlıştır. Bir. İkincisi, devlette şartlara bağlı olarak kuruluyor. Kendi devletini, kendi milleti kurmuşsa o genel duruma tabi normal devlet kuruluşudur diyoruz. Bunu da uluslararası hukukta aksine aynı görüyoruz. O bakımdan bu konulara girildiği zaman tartışmalara dünyada böyle devlet var mı sorusu yanlıştır. İkinci yanlıştır şundandır. Dünyadaki sürdürülebilir görülen istikrar, barış ve güvenlik ortamını sağlayan uluslararası hukuk ne diyor? Genel durumu tarif ediyor. Genel duruma uyuyor mu, uyumuyor mu? Biz bunu sorgulayacağız. Herhangi bir kişi iki dilli, üç dilli, kültürlü veya ayrı millet kimliğinden oluşan bir rejim egemenlik talebinde bulunuyorsa biz ona dünyada var mı bunun örneği diye sormayacağız. Dünyada 192 bin devlet var, 200 devlet var. Her biri kendi şartlarına göre kurulmuş. Her biri diyelim de demeyelim de Afrika gibi son asrın Yugoslavya'nın dağılışı, Sovyetler Birliği'nin dağılışı gibi kurulmuş devletler vardır. Yarın ne olacağı belli değil. Onun için istisnai karakterdedir. Örnek alınamaz. Örnek alınacak şey, sorulacak şey, uluslararası hukukta bunun örneği var. Hemen söylüyorum. Biraz önce belirttiğim gibi Birleşmiş Milletler bütün dünyadaki devletlerin imzasıyla kabul edilmiş en büyük devletler arası teşkilattır. Ve bunun bir anayasası vardır. Birleşmiş Milletler Şartı diyoruz. Orada devletlerle ilgili hükümler var. O çerçevede yapılmış pek çok sözleşme var. Yine sözlerin başında söyleyeyim. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi diye bir sözleşme var. Biz bunu imzaladık tarafız. Bir de bu sözleşmenin mahkemesi var bir de. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bize karşı Haçlı Mahkemesi gibi çalışır ama uluslararası hukuk bakımından kabul edilmiş bir mahkemedir. Bize karşı bu tutumu kenara bırakılarak düşünüldüğü zaman. Şimdi buraya bakıyoruz. Dünya devletlerin siyasi eşitliği. Siyasi eşitliği. Büyük küçük devlet yok. Uluslararası kabulde devletlerin siyasi eşitliği esaslı bir. Devletlerin egemenliği kabul edilmişti. İki. Devletlerin toprak ve iç işlerine dokunulmazlığı, kutsallığı kabul edilmişti. Dört ayak üzerinde duruyor. Dünyadaki devlet düzenleri. Bu devlet egemenlikleri de saç ayağı gibi üç esas üzerinden kurulmuştur. Öyle kabul edilmişti. Bir. Bir millet. Bir millet esasına göre kurulmuş. İki. Bir millet esasına göre kurulduğu için, bir millete ait olduğu için milli devlet. Üçüncü sacayada eşit birey, eşit insan, vatandaşlar eşittir. İnsanların eşitliği ülkedeki bütün farklılıkları da eşitliyor ve ortadan kaldırıyor. Bütün farklılıklara saygı getiriyor, insanlar eşit olunca bütün farklılıklara mensubiyet de eşitliğe ulaşıyor. Bu nasıl bulunmuş? Orta çağ yaşayan, büyük kanlı olaylardan bir türlü çözüme gidemeyen batılı büyük bilim adamları, büyük filozoflar
bu basitçe anlattığım çözümü olmuştur. Bir millet, bir devlet eşittir. Bütün sözleşmelerde bu var. Millet nedir? Devlet nedir? Hakkı vesairesi. İnsan nedir? Şimdi anayasa tartışmalar yapılıyor. Anayasa insan esas alınarak yapılsın. Yani insan koyacağız. Devlette, toplumda, değerlerde insana göre şekillenecek. Dünyada böyle bir kural yok. Açın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni. Hiyerarşi, yetki hiyerarşisinde en tepede devlet var. Çünkü devlet olmazsa kuralları işletecek bir otorite de yok demektir. İnsan hakları ve insanın mutluluğu da böyle bir otoritenin üstün güç sahibi olmasıyla mümkündür. Orada diyor ki devlet egemenlik, toprak bütünlüğü, milletin birliği, kamu düzeni, kamu güvenliği, insanların can mal güvenliği, genel sağlık gibi hallerde demokrasiyi askıya alabilir, insan haklarını askıya alabilir, her türlü özgürlükler üzerinde sınırlama yapma hakkına haizdir. Çünkü milletin, devletin, medeniyetin, toprakların, vatanın korunması bir devlet gücünün üstün güç olarak kabul edilmesine bağlıdır. Yine mülkiyet hakkı kutsaldır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde mülkiyet hakkı kutsaldır. Ama kamu menfaati olduğu zaman devletler buna müdahale ederler diyor. Kamulaştırır, kamu menfaatine tahsil eder. Yani kısaca söyleyecek olursa devlet, kamu menfaati, bireye sıralaması vardır. Bir de uluslararası hukukta bu üç ana temel, hiç hatırdan çıkarılmayacak olan her türlü konuşmalarda hareket noktası olarak ele alınması gereken değerin yanında, üç sütunun yanında diyelim, bir de azınlık hakları vardır. Azınlıkların dil meselesi, kültür meseleleri vardır. Bu uluslararası hukukta çok sınırlı sözleşmelerle ele alınmıştır. Azınlığın tarifi yapılmamıştır. Tarif üzerinde anlaşma yoktur. Onun için de bir ülkede azınlık olup olmadığına o ülkenin egemen devleti karar verir ve bunun adına resmi azınlık denilir. Bunun dışında bir azınlık çeşidi yoktur. Uluslararası hiçbir otorite başka bir ülke içerisinde herhangi bir gruba azınlık yapamaz. Bu da sözleşmelerle kayıt altına alınmıştır. Peki azınlıkların hakları nedir? Bireysel haklardır, kişi haklarıdır. Günlük hayatlarında kendi dillerini, adetlerini, kültürlerini, geleneklerini serbestçe kullanıyorlar. Bunun da iki şartı var, ayrımcılık gütmeyecek. Bir de verdiği özgürlüğü veya bu hakları kolektif dediğimiz grup hakkına dönüştürülecek. Çünkü ülkelerde tüzel kişilik veya grup kimliği devlete aittir, millete aittir. Başkasına yoktur. Kişiye, ona gerçek kişi diyoruz. Kişilerin kendini temsil hakkı vardır. Devlet ve millet içindeki tüzel kişilikler bunlar kümen kimliğiyle ilgilidir. Azınlıklara bu tanımlamıştır. Ayrımcılık gidiyorsa kümen kimliğine dönüştürülürse verdiği haklarını onlara azınlık hakları da tanımlamaz. Şimdi Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi'ne çeşitli Avrupa ülkelerinden müracaat olmuş. Biz Polonya'nın, Belçika'nın, Hollanda'nın veya İngiltere'nin resmi azınlığıyız. Ama kendi dilimizde yayın yapamıyoruz. Kendi dilimizde öğretim yapamıyoruz. Öğretemiyoruz kendi dilimizi. Kendi dilimizden eğitim yapamıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun tamamını reddetmiş. Diyor ki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi azınlık dillerine hürriyet tanımadığı için koruma altına almamıştır. Dolayısıyla egemen devletlerin böyle bir mecburiyeti yoktur. Bizde
Öyle tartışmalar öyle ya, ana dil, benim ana dilimi nasıl siz yasaklarsınız? Hayır, kimse sizin ana dilinizi yasaklamıyor. En az bir yıldır beraberiz, bu ana dilimiz yaşamışsa serbest olduğu için yaşamıştır. Ama devletin hukukuna sokamazsınız. Devletin hukukuna soktuğunuz an, devletin televizyonu başka bir mahallede yayın yapmaya başladı mı, bunun belli bir zaman sonrasında paralel dil yaratma gibi bir tehlikesi var. Onun için Batılılar orta çağın o karanlık, kanlı dönemlerinden çıkarken böyle çözümler bulmuşlar değil. Yoksa kendi ülkelerinde yaşayan mahalli dillere karşı bir husumetleri olduğundan, bir öfkeleri olduğundan, onu kıskandıkları için onu devletin hukukuna sokamayız kararını almamışlar. İleride o ülkenin çocuklar arasında farklılaşma, yabancılaşma ve çatışma vazgeçilmez hale gelir. 20 yıl, 30 yıl sonra kendi insanlarımızı birbirinin düşmanları hale getiremeyiz diye egemen milletin çoğunluğun dilini devletin dili yapmışlar. Bir ülkede çoğunluk, çoğunluğa ait kültür, çoğunluğa ait değerler, çoğunluğa ait dil ve egemenlik herkesin içinde geçerlidir. Kendini ister ona dahil saysın, ister saymasın. Şimdi biz neyle karşı karşıyayız? TRT yayın yapıyor. Açılımın kısa, orta, uzun vadede 3 paketi var dediler. Ben onun kısa vadede olan 26 maddede konuşuyor. Başbakanlığın yayınladığı 26 madde. Onu bir küçük broşür haline getirip ne manaya geldiğini açıkladım, yayınladım. Yayınladım bizim Milli Düşünce Merkezi. Pek çok insan müracaat ediyor, bunları bilmiyor. Orada ayrı bir Türk tarihi ders konunca okurlar. Türk tarihi Kürtleri bağlamaz. Kürtlerin de tarihi vardır. Bu okullarda Kürt tarihi okutulacak, bilinç verilecek. Kürtçe seçmeli ders olacak, sonra eğitim dili olacak. Yeterli Türkçe öğretmen yok, üniversitelerimizin bu bölümlerin Türkçe öğretmeni yetiştirecek. Ve Türklüğü ifade eden kavramlar andığımız gibi bunlar okullardan kaldırılacak. Diğer 26'nın bizi felakete götürecek diğer maddeleri konumuz dışında olduğu için durmuyorum. Ama e-posta adresini verenler olursa onları göndeririz veya kitapçıkları gönderebiliriz. Orta vadede, uzun vadeye lüzum yok. Bunlar yapıldığı zaman Türk milletinin egemenliği ve birliği kalmaz. Kimliği, Türk kimliği olmayacağı da yazılır. Devletin kimliği, zaten milli devlet orada yok. Milli devlet hiç kabul görmüyor. Milli devlet kabul görmüyor. Ve şimdi biz bunları yapa yapa gidiyoruz. Başbakan 2009'da bunu açıkladığı zaman dedi ki, hatırlarsınız, biz açılımı, esasen biz açılımı Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde 2002'den itibaren başlattık. Şimdi bahsedilen hızlandırılmış şekildir. Hazmettire, hazmettire. Onu da söylüyor, evet, hazmettire, hazmettire. Zaten itiraz eden pek yok. Çok az bir grup itiraz ediyor. İtiraz edenler içinde de bölünmeler, parçalanmalar var. Bir kısım bunu görüyor, görmedi. Duyuyor, duymadı. Biliyor. En az bizim kadar bilen arkadaşlarımız bunlar. Düşünce adamları bunlar. Biliyor, bilmiyor. Yani millet, bir milleti, o milletin başbakanı millet olarak kabul etmediğini söylüyor. Ettiği gruptur. Sayıyor ettiği grupların hepsini. Bunlar arasında eşitliğe dayalı bir düzen kurmanın adına demokratikleşme denilir. Eğer bundan bir şey anlamıyorsa bir aydınımız, bizim ona bir şey öğretmemiz mümkün değil. Yani bunları sayıp da hepsine birden Türk milleti denir dese tamam gel.
sayma mecburiyeti varsa, sayma ihtiyacı varsa, olabilir. Bir konuyu anlatırken bu kökenleri de ifade etme ihtiyacı doğabilir. Ama bunların toplamına Türk milleti denir. Öyle demiyor. Etnik bir gruptur. Türk'ten ne yani ediyor? Samsun'a gitmiş başbakan. Kendisini muhalefetten çok biraz sert tepki edilmişler bu konuda. Ne yani ediyor? Türklerin etnik grubu yok mu? Evet. Yani Türklerin etnik grubu elbette vardır. Tarihi bilmediğimiz dönemlerinde gökten düşmedi millet olarak. Ama zaman içinde yaşadığımız binlerce yıl içinde sadece şu Anadolu'da Balkanlar Anadolu'ya sığınmış. Kafkaslar Anadolu'ya sığınmış. Büyük katliamlar, büyük insanlık faciaları sonunda. Orta Doğu Anadolu'ya sığınmış. Orta Asya Anadolu'ya sığınmış. Afrikalardan Anadolu'ya sığınmışlar. Burası merhamet ülkesi. Herkese kapısı açık bir kültür, medeniyeti yenilmez kaynağı burası. Hepsine de öz evladından daha büyük muhabbet göstermiş. Bu da elbette bu kültür, bu medeniyet muazzam bir kaynaşma, bu kültür kazanı içerisinde muazzam bir kardeş ortamı doğmuş. Sen hala kalkıp asırlar ötesindeki filan kaynaktan geldi bu dere, bu dere, bu göle filan kaynaktan geldi. Kardeşim bu gölün suyuna karışmış. Senede yedi cep dengesi bunu ayıramaz. Doku bir. Ama tehlike buradan geliyor. Yani dille başlayan ve öyle anlaşılıyor ki seçimlerden sonra iddialar, resmi ifadeler öyle meclisin sayısı iddia sahiplerinin istediği gibi oluşursa bugünkü anayasa kalkacak. Bu dünkü anayasa tartışmalarının da bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Herkes ilk üç madde üzerinde duruyor. Bundan daha önemlisi olan başlangıç ilkeleridir. Medeniyetimizin, kültürümüzün, Türklüğün, bu milletin, bu devletin sahibi olduğu, bu devletin felsefi derinliğinin izahı başlangıç maddelerinde var. İlk üç maddede dili Türkçe demese, dili Türkçe demese, siz Türk milletini oradan çıkaramazsınız, tarif edemezsiniz. Esas kimlik, renk, egemenliğin vazgeçilmez kaynakları Türk medeniyeti, Türk kültürü, Türk tarihi, Türklük başlangıç kısmında var. Bir taslak anayasa yapıldı biliyorsunuz 2007 seçimlerinden önce Ergun Özgür'ün isminde bir hocanın başkanlığında o başlangıç kısmını tamamen almış. Başbakanın siparişi üzerine Haziran, Temmuz'da seçimler oldu. Bir ay önce sipariş edilmiş. Seçimlerden sonra Ağustos ayında başbakana bunu teslim etti. O anayasa elimizde. Başlangıç kısmı tamamen atılmış. İki paragraf başlangıç yazılmış. Patagonya Devleti'nin anayasasını da yazsanız hiçbir engel yok. Yani bizim milletimize ait bir şey yok o başlangıç kısmında. Zaten itirazları bir de anayasanın 66. maddesi var biliyorsunuz. Vatandaş bağıyla bağlı olanlara Türk diyor anayasamız. Yani bir etnik kökeni Türk olmanın şartı sayılır. Alman anayasasında olduğu gibi, Yunan anayasasında olduğu gibi, Ermeni anayasasında olduğu gibi bir etnik grup veya bir milletin soyuna bağlı olma şartını dikkate almamışız. Vatandaş olanlar Türk'tür. Zaten bir millet mensubiyeti bütün dünyanın hukukunda ya sosyolojik olarak o milletin ferdisiniz, ona aitsiniz veya vatandaş olursunuz, onunla eşitlik kazanırsınız ve o milletten olursunuz. 800 bin Türk Alman vatandaşı oldu. Kendilerine ne diyor Türkler? Ben Alman oldum. Bunu gelip köyünde, kasabasında, şehirde söylediği zaman akrabalar gülüyorlar. Ne demek Alman oldun kardeşim? Sen Türksün, Türkçe konuşuyorsun, Müslümansın, bak namazını kılıyorsun. Ha, o köken bildiğim benim diyor. Benim siyasi ve hukuki kimliğim, ay
aidiyetim Alman diyor. İşte pasaportum bana Alman diyor. Almanlar ona vatandaşlık yoluyla kendi milletinin bir eşit üyesi sıfatını kazandırırken ondan da bir şey istiyor. Alman egemenliğine ve kamu düzenine hürmet edeceğiz. Kurulduğundan bu yana dünya düzenidir. Bir devletin vatandaşı olursanız onun diğer vatandaşı sosyolojik olarak onun vatandaşı olanlarla aynı olursunuz ama onun egemenliğine, kanunlarına hürmet edeceksiniz. Çünkü egemenliğe itiraz da egemenlik uzun süre yayınlanmaya yaşanmaz. Birinden biri hakim olması lazım. Televizyona çıkıyor, kardeşim diyor zorlama beni Türk yapacaksın. Bak ben Kürtçe konuşuyorum, Kürt'üm. Sen Türk'sen ben sana saygı gösteriyorum, sen de bana göster. Karşısında ülkeye bakıyorum ben, bayağı şaşırıyor bir söyleyeceğim. Kardeşim, senin ne olduğunu ben tayin edemem, sen kendin tayin edersen. Ne diyorsa olsun. Ama bir yıllık bir egemenlik düzeni içinde yaşayacaksa, kendini ne sayarsan say, ona hürmet edeceksin. Buranın kanunlarına, buranın nizamına, kamu düzenine hürmet edeceksin. Kendini ne sayacağın sana ait. Senin öyle sayman, benim egemenliğimi yıkma hakkını sana vermez. Benim devletimin ve bütün kamu düzenimin dilini, mahalli dilini, dil yapma hakkını vermez. Dünya hukukunda yok, biraz önce anlattım. Uçan kuşlarla ilgili, akan derelerle ilgili, şu teneffüs ettiğimiz hava ile ilgili, ağaçlarla ilgili, toprakla ilgili, taşla ilgili uluslararası sözleşmeler var. Ama etnik gruplarla ilgili hiçbir sözleşme yok. Neden acaba? Salona soruyorum. Her şey uluslararası hukukta ele alınmış, insanlığın önündeki her konu uluslararası sözleşmelerle düzene konmuşsa, azınlıklara kadar niye etnik gruplarla ilgili bir cümle yok bu sözleşmelerde? Dünya karma karışık olur. Sözleşmeyi yapamaz. Ama niye yok? Son alacağız sizden görüşürüz. Ben size söyleyeyim. Etnik gruplar dediğiniz gruplar milletin kendisidir. Millet onlardan meydana geliyor. Almanya'da da, Fransa'da da, Amerika'da da, Rusya'da da, efendim, Yunanistan'da da, Türkiye'de de farklı kökenlerden gelen insanlar olur. Vardır. Hatta tek kökenli devlet Afrika'da bunlarla millet olmadığı için kabile devletleridir. Belki Japonya'yı incelemedim. Japonya tek kökenli olabilir. Bir adam da doğup büyüdüğü için etnik gruplar milletlerin içinde olması onun milletleşmiş olduğuna. Bir millet en son insanlığın tekamül hali olan milletleşme içinde olduğunu ortadan kaldırmaz. Yani etnik gruplar millete dahildir, milletin kendisidir. Milletle ilgili hukuki düzenlemeler onları da kapsıyor. Onun için hiç etnik gruplarla ilgili sözleşme yok. Kalkıp da ben filan etnik grubum, biz mahalle şu dili konuşuyoruz, devlet bunu kabul etsin. Hukukunu alsın, okullarına bunu ders olarak koysun deme hakkına sahip değil. Ama kendisi konuşur. Hür olarak konuşur. Hatta onun konuşmasını, düğününü, derneğini, geleneğini, adetini, yaşamasını engelleyen bir şey varsa devlet yardımcı olur, orada kaldırır. Ama bireyler olarak günlük hayatlarında, kamu düzeninde, devlet hukukunda özellikle egemenliği temsil eden alanlarda dil birdir. İki olursa millet de iki olur, egemenlik de iki olur. Onun için Öcalan bunun farkında. Ne diyor? Bölgesel, özel Kürdistan. Tabii bir de böyle maymunca döndürülmüş demokratik kelimesi. Demokratik özellik. Dünyada böyle bir özellik çeşidi yok. Özellik, özellik. Öteki propaganda cümlesidir. Hiç kullanmamak lazım. Özel Kürdistan. Peki kardeşim sen ayrı bir millet misin? Değilsin. Ben Kürt halka. Hayır, Kürt halkı diye bir halkı yok.
Nereden biliyoruz? Elimizde pek çok söz yapılmış araştırma var. Size bir araştırmadan bahsedeceğim. Geçen sene yayınlandı. Hem de araştırmayı yapanlar ayrımcılığı Türkiye'de körükleyen kuruluşlar. Bir tanesi Soros'un vakfı. Açık Toplum Vakfı. İstanbul'da. Ve onun yanında Boğaziçi Üniversitesi. Beraber kimlik esasına dayalı çok büyük bir çalışma yapmışlar. Şimdi ana dil vesaire konuştuğu ana dil mensubiyeti biliyorsunuz belirlemez. Adam Türkçe konuşur, Kürtçe bilmez ama Kürtçülük davası gider. Veya adam Kürtçe konuşur, Kürtçe değildir, ana dili öyledir ama öz bu milletin evladıdır. Onun için ana dil mensubiyeti verilmez. Kendi ne diyor? İşte bu ankette o soruyor. Ben sadece kendi dilimle, kendi kültürümle yaşamak istiyorum. Onun dışında hiçbir dil ve kültür istemiyorum diyenlerin oranı ne kadar biliyor musunuz? %2. %2. Öcalan veya onun gibi diğer terörist katiller kalkıp bize biz filan halkı temsil ediyoruz diyemez ama bunlar televizyon oturumlarında, çeşitli yayın organlarında mutlaka uygulanmalı. Sen ancak terör örgütünü, bölücüleri temsil edebilirsin. Halkla hiçbir ilgin yok. Halk masumdur, her zaman olduğu gibi. Halk bir kumaşın dokusu gibi birbiri bütündür. Efendim, ayrımcılık kabul edilmez. Bu söylenmeli. Bunlar söylenmeli. Bu dil meselesi de tarihimizde de yok. Uluslararası hukukta da yok. Efendim, bizim inancımızda da yok. Şimdi bizim dinimiz biliyorsunuz bir milleti tavsiye ediyor. Milletin, milletler halindeki yaratılışın hikmetine işaret ediyor. Milletin içindeki grupların asabiyetini gütmeye ırkçılık duyuyor aramızda. İki, imanımızın orta direği olan tevhid akidesi ne göre Cenab-ı Hak Müslümanların bulunduğu yerde birliğimiz. Bu birliği sağlayacak rejim nedir diye düşünürseniz en iyi rejim üniter milli devlet rejimidir. Çünkü herkes eşit sayıyor, aynı millet diyor, onun üzerine bir egemen yok. Federasyon derseniz federe devletler, hele aynı millet iddiasıyla özel bölgelerden meydana gelen Irak, Kuzey'deki gibi bir takım rejimlere giderseniz bu tamamen bizim dinimize göre haram sayılan fitnenin ocağına bir ülkeye atmak demektir. O bakımdan bizim inancımız, dinimiz kabul etmiyor, bizim tarihimiz kabul etmiyor. İnkarcılığı yapan onlardır çünkü Türk milleti gerçeğini inkar ediyorlar. Uluslararası hukuk kabul etmiyor. Biz yaptık, efendim kanunları değiştirdik, büyük hata yaptık. Bunlar düzeltilmezse, hele bu seçimlerden sonraki o vahim beyanlar gerçekleşirse, bu söylediklerimizin hepsi aşılmış oluyor ve Türkiye bugünkü devleti bulamayacak hale gelebilir. Çünkü bir milletin devleti yok olmuşsa, iki dilli, iki etnikli, iki kurucu unsurlu ortaklık devleti meydana getirilmişse, bu doğrudan doğruya yakın zamanda o büyük otoyol projesinde Büyük Kürdistan denilen yapıya giden en büyük adım olur. Şimdi Barzani Güneydoğu'yla birleşmeye çalışıyor. Amerika bize Demirel'e de teklif etti. Süleyman Bey 67 başbakanken bu Musul'u size katalım, Misak-ı Milli tamamlansın demiş. O da bir harp oyunları toplantısında, harp akademilerinde generallere çıtlatmış Amerikalılar bu teklifi. Salih Kocaş hatıralarında anlatıyor. Allah'tan diyor, generaller tarih biliyordu. Bu Türkiye'yi önce büyüttü, sonra küçüldü. Bütün komşularıyla da kanlı düşmanlık ortamına atar demişler. Bir daha Süleyman Bey ağzına almadı. Özal'ın Kuzey Irak'tan girelim demesini herkes zannetti ki,
alacağız, Emir'i alacağız, Kelly'i alacağız. Dünyadaki kimin toprağına var? İşte Amerika geldi, dünyanın en büyük gücü, en son kalan askerini çekecek Türkiye üzerinden. Barzani'yi Türkiye'nin sırtına sarmaya çalışıyor. Çünkü İran ve Araplar tarafından Barzani'ye yaşatılmayacak. Çünkü etnik gruplar üzerine, aşiret üzerine devlet kurulamaz. Bir medeniyeti temsil eden millet üzerine devlet kurulur. Ve Özal oradan girseydi, bak bunları yakın bildiğim için söylüyorum, ayrı bir konferans konusudur. Bugün yapılmak istenen o gün yapılacaktı. Barzani aşiretiyle 91'den itibaren Irak'ın 36. paralel diye üzerinde, 36 paralelin üzerinde Saddam'ın müdahale edemeyeceği bir güvenlik alanı oluşturdular. Fakat Türkiye'nin tamamına yakını zannetti ki coğrafyadaki, haritadaki 36. paralelde bir çizgi var, onun üstü güvenlik bölge. Hayır. Sadece Kürt aşiretlerin bulunduğu yer güvenlik bölge. Ama 36. paralel diyerek bütün Türkiye'yi yöneticilerle aldattı. Nerede biliyoruz? 36. paralel gidip elinize bakın haritaya. Çizgisine bakın, Musul'un üstünde, 36. paralel üstünde, yani koruma bölgesinde olması lazım. Halbuki Musul koruma bölgesinde değildi. Çünkü orası Arap ve Türkmenlerden meydana geliyor. Süleymaniye, 36. paralel çok altında. Araştırın kayıtları o güvenlik bölgesi içerisinde alındı Süleymaniye. Yani o günden itibaren 91 ile beraber Irak'ın kuzeyinde bir oluşumun temelleri atıldı. O sırada Türkiye'ye müdahale etseydi erkenden Barzani Devleti Türkiye ile bir konfederasyon haline gidecekti ki biliyorsunuz konfederasyonu da kurucu İran'ın ayrılma yetkisi de vardır. Güneydoğu'yla bütünleşmeyi tamamladıktan sonra kendi hesaplarına göre Türkiye'den bir parça kullanmak. Demek ki dil meselesi de ihmal, safsaklama, canım bunların da dediği olsun gibi devlet bilgisiyle, tecrübesiyle, sorumluluğuyla asla bir araya getirilemeyecek bir takım ifadelerle yola çıkarsanız Allah korusun bu masum milletin başına gelmemiş felaketi hareket edersiniz. Bundan suatte vazgeçilmesini ben buradan ifade ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Yine Başbakan Kırmanç'a yayın açıyorum dediği zaman bir şey daha söyledi orada. Dedi ki bundan sonra dedi Ermenice bütün etnik dillerden Ermenice, Arapça yayın da yapacağız dedi. Burada temel yanlış şudur. Devlet dilleri, medeniyet dilleriyle bir milleti meydana getiren bir kümenin mahalli dilleri tamamen hukuken ve sosyoloji açısından millet birliği ve egemenlik açısından ayrı ayrı şeylerdir. Ermenice yayın yapabilirsiniz, Arapça yayın yapabilirsiniz, İngilizce yayın yapabilirsiniz. Çocuklarınıza bunları öğretebilirsiniz. Eğitim dili olması manasında söylemiyorum. Öğretme manasında. Bunlar bizim anayasamızda da yer alan hususlardır. Bir dil, bir dünya demektir denir. Doğrudur. Yani medeniyet dillerinin ve devlet dillerinin öğretilmesi ayrı bir iş. Ama millet bütünlüğü içerisinde yer alan bir mahalli dili de siz devletin resmi televizyonundan yayın hayatına korsanız okullara seçmeli olsun veya başka türlü olsun resmi kurumların içerisinde korsanız işte bu yıkım olur. Sonunda milleti görecek bir yola girmiş olursunuz. Dolayısıyla medeniyet dilleriyle, devlet dilleriyle millet içerisindeki yerel dillerin ayrı ayrı kavramlar olduğunu unutmamanız lazım. Buna işaret etmek istiyorum. Bir başka husus da bu devletlerin yapısıyla ilgili husustur. İsviçre dil açısından Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya. İsviçre anayasasına bakarsanız kantonlar dil egemenliğine sahiptir ve o kantonda kaç dil konuşulursa konuşulsun
kanton anayasası hangi dili milli dil olarak seçmişse devlet işlerine ancak ondan görülür. Diğer diller devlet hukukuna sokulmaz diyor. Bak İsviçre gibi bir yerde. Bugün zaten İsviçre bir millet olma duygusunun uyandığı, kendini bir milletten sayan insanlar topluluğudur. Amerika Birleşik Devletleri'nde de dil İngilizce biliyorsun, zaten ona temas edildi. Almanya'da da 16 devlet var, federasyon, Alman federal devleti, Almanca'dır. Yalnız bunlardan farklı olarak Irak örneği var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya milli devletlerdir. Ama üniter devletler değildir. Üniter demek otoritenin bir merkeze toplandığı yönetim biçimidir. Yönetimle ilgili ünit bir parça, üniter parçaya ait. Demek ki bir merkezde yönetilmiyorsa Almanya ve Amerika gibi ama kendisini bir millete ait sayıyorsa onların hepsi de devlet milli ama üniter değil. Amerika'da 52 eyalet devleti var. 52'si Amerika milleti izliyor. Bütün hukukunu, anayasasını, düzenini, meclisini, kanunlarını bir millet esasına göre düzenlemiş. Amerikan milleti. Yemin ederken Tanrı'nın huzurunda tek ve bir olan Amerika milleti adına ant içiyorum diyor. Bir millet. Ama üniter değil. 52 merkezlerde yönetiliyor. Almanya'da öyle. 400-500 prenslikten, krallıktan indire sayıyı 16'ya indirebildi. Onu teke indiremiyor. Bütün milletlerin ideal devlet rejimi üniter ve milli devlet kurmaktır. Ama tarih ve şartlar, takdir herkese bu imkanı vermiyor. Almanlar 16'ya indirdiler. 16 tane devlet var aşağıda. Meclisi var, kanunu kendi yapar biliyorsunuz. Vergisini toplar, her şeyi var. Ama 16'sa biz Alman milletiyiz. O zaman hepsi de Alman milleti ise, yani bir millete ait ise 16'sı da o milli devlettir. Ama üniter değildir, bir merkeze yönetilir. Irak örneğe Amerikalıların kurduğu federasyon bu tasdiklerin hiçbirine uymuyor. Niye uymuyor? Çünkü Irak ne üniter ne milli. Evet, çünkü Irak'a milli diyemezsiniz. Anayasasına baktığınız zaman diyor ki Irak Araplardan ve Kürtlerden meydana gelir. İki kurucu unsura dayanıyor. Irak federasyonun iki dili var diyor, Arapça ve Kürtçe. Ve iki ayrı yerden yönetilir. Bağdat'tan merkezi hükümet, kuzeyde de bir yere yönetilir diyor. Yani buna siz üniter de diyemezsiniz, milli de diyemezsiniz. Yani üniter ve milliyi kendi anlamında kullanmazsa bazı devlet biçimlerine biz ad koyamayız. Almanya dedik, üniter değil. Peki ne Almanya o zaman? Almanya ne peki? Eksen ana yapı milli devletlerdir. Bir millete ait devletlerdir. Ama şartlar yönetimi bir merkeze toplamaya müsaade ediyor veya etmiyor. Federasyon veya merkezi yönetim olur. Osmanlı için bütün Batılı ilim adamlarının benim gördüğüm niçin bir hanedan devleti bu kadar uzun ömürlü oldu, dünyada hiç emsali olmayacak kadar ömrü uzun oldu diye incelemişler. Bir numaralı buldukları sebep, var birçok sebep, merkezi idareyi hakim kılmayı başardılar. Bu devletler için ideal bir noktadır. Yani merkezi idareyi hakim kılamazsanız üniter olmaz. Ama herkes bir milletin devleti olduğunu söylüyorsa, kanunlar düzeni, o zaman bu milli devlettir. Buna da işaret etmek istiyorum müsaadenizle. Soru var, yine bunlardan biraz daha farklı. Birleşmiş Milletler'in müdahale edebilmesi için bir ülkeye azınlıkların sayısı genel nüfusa göre ne olmalıdır diyor. Böyle bir sayı var mı? Böyle bir sayı yok. Birleşmiş Milletler alt komitesi bir komite kurdu. Azınlıkların tarifi için 20 yıl uğraştılar. Belki de en çok üzerinde mutabakat sağlanan bir azınlık tarifi yaptılar. Ama devletler bunu kabul etmediği için bugün dünyada azınlık tarifi üzerinde anlaşma sağlanmış
bir hukuki sözleşme yoktur. Onun için devletler azınlığı olup olmadığına egemen devletler kendileri karar veriyor. Eğer o devlet karar vermemişse azınlıktan hiç kimse bahsedemez hukuk açısından, siyaset açısından. Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin yaptırım yetkisi eğer bir ülkede insanlık faciası denilen soykırım gibi bir büyük kanlı katliam yaşanıyorsa ona müdahale hakkı doğuyor insanlığa hizmet açısından. Bunu da almaları çok zordur bu kararı, ancak zahir kimsesiz yalnız kalan devletleri paylaşacakları zaman yaparlar bunu. Zor bir iştir o. Biraz önce söylediğim, konuşmam için de söylediğim, bugün dünyanın barış, güvenlik ve huzur içerisinde yaşaması devletlerin siyasi eşitliği, bağımsızlığı, toprakların kutsallığı, sınırları ve iç işlerine karışamama esasına göredir. Bu eğer birkaç defa bozulursa bütün dünyadaki devletler gerilime geçerler. Amerika Irak'a müdahale etti, Birleşmiş Milletler kararı olmadı. Afganistan'ı bombalıyor, orada karar var. Efendim Pakistan'ı bombalıyor, ona ek mücadele bir mesele diyor. Şimdi Libya'ya karar aldılar fakat çok zorlanıyorlar ve dünyada bir iki örnek daha böyle olursa her devlet egemenliğini ve milletini korumak üzere olağanüstü çarelere başvurmaya başlar. İşte terörizm denen insanlığın başına bir belayı, bir bataklığı büyük devletler böylece mal edebilirler. Çünkü uçağı yok, bombası yok, atomu yok, kendini koruyor büyük güçlü devletlere karşı. O zaman ne yapıyor? Gövdesine bombayı sarıyor, Irak'ta olduğu gibi onun birbirinin içine giriyor, öyle imha ediyor veya dünyanın her tarafında. Eğer dünyada bu güvenlik ortamı bozulursa, yani devletlere büyük güçler hesapsız kitapsız kurallara aykırı müdahaleyi artırırlarsa insanlığı bugünkü gördüğümüz terörizmi çok daha büyük boyutlarda bir kaosa sürükleyeceğini düşünmek lazım. Yani böyle bir şey yok kısacası. Ben bu vesileyle ifade etmek istediğim hususlar. Efendim, çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz.